Taraftar sunduğu iddia tahmin ve analiz programımız başlıyor. Evet sevgili bayis severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 3 Eylül Pazar gününün bülteniyle cansız yayında banttan bir yayında sizlerle birlikteyiz. Cumartesi günü sabah sizlere ulaşacak bu video ve bu videonun başında ne dedik? 22 liraya 4500 lira kazanmak böyle bir şey deneyeceğiz bugün. Milli ara var önümüzdeki hafta biliyorsunuz. Bizim takımımız da Ermenistan'la hem de Japonya'yla özel bir maç yapacak ve milli ara boyunca takımlar daha da kendine gelecek, forma gelecek. Şu anda birçok takımın hala kendine gelemediğini, hala form tutamadığını görüyoruz. Avrupa dönüşü ve milli ara dönüşü sonrası öncesi hep sürprizlere gebedir biliyorsunuz. O yüzden mislileri hala yükseltmeyin. Milli ara dönüşü ilk hafta ya da ikinci haftadan itibaren takımlar formla girerler. O zaman mislilerinizi yükseltebilirsiniz. Tabii ki 8 maç önereceğim bunların ideal tercihlerini de vereceğim ama yüksek oranlardan, yüksek tercihlerden, riskli tercihlerden de sistem 4-5-6 yapacağız. 22 liraya 4500 almaya çalışacağız misli artırırsanız iki misli derseniz 44 olur. 4500'de 9000 olur. Tabii ki hepsi gelecek diye bir şey yok ama neyse konuşacağız. Şimdi hızdan geçelim. Önce hatırlatmalarımızı yapalım sevgili dostlar. Sudan ucuz. Günlüğü sudan ucuz. Bir erikli su aldım geçen gün 7 liraya dedim. Cumartesi videomda da anlattım. Bizim uygulamamızı aldığınız zaman 3 liraya 3,5 liraya falan geliyor günlüğü. Yani iki tane su parasına günlüğü uygulamamızda hem Derman hem Serdar hem benim kuponlarımı tek ödemeyle görebiliyorsunuz. Kuponlarımızla yardımcı olmaya çalışıyoruz. İlla kazanacağız diye bir şey yok. Tabii ki her zaman kazanmıyoruz. Cumartesi videomuzun başlığını görürseniz hem kazandık hem kaybettik diye başlık bile atabiliyoruz. Kaybettiğimizin de reklamını yapabiliyoruz. Uygulamamızı mutlaka alın. Eğer oynuyorsanız, maçları izleyemiyorsanız bizler sizlerin yerine izleyip analiz ediyoruz gece sabahlara kadar. Tabii gelir gelmez o şans meselesi. Uygulamamızı kullanabilirsiniz. İddia bilir yazdığınızda 2D ve 2A ile e, Google Play ve Apple Store'dan bulabilirsiniz. Videonun altında telefonla izliyorsanız bile işte bu videonun görüntülenme sayısı vardır. Hemen aşağıda daha fazla diye bir şey var. O daha fazlaya basarsanız gerekli lazım olacak. Bütün linkleri orada var. Hatta bu videodaki bütün maç listesi de var orada. Onu hatırlatmış olalım. WhatsApp grubumuzda da ekstra kuponlar ve canlı tavsiyeler, canlı maçlar görebilmek için kasanız biraz daha yüksekse yine Ekrana şu an verebiliyor mu yönetmenin bilmiyorum ama iddia gmail.com yine 2 dv 2 a ile iddia gmail.com'a mail atıp whatsapp grubu hakkında bilgi alabilirsiniz oraya da gelebilirsiniz. Katıl butonuna da tabii ki gelebilirsiniz ama ben dediğim gibi de diğer yayıncıların sadece katıl var. Bizim uygulamamız var. O yüzden uygulamayı yönlendiriyorum. Daha ucuza denk geliyor. Bir ödemeyle 3 editörü görebildiğiniz için katıl butonunda sadece benim loja seviyesinde uygulama kuponlarımı görebiliyorsunuz. Sadece benim. O yüzden uygulamayı öneriyorum sevgili dostlar. Bir de taraftar sözlük YouTube kanalı. Bundan sonra dermanı biliyorsunuz. Eskiden hem iddia olsun hem Toto olsun bizlerle birlikteydi. Radyo Gold'e yayınlar yapıyor sevgili Derman Bulut. Onun YouTube kanalında, kendi YouTube kanalında taraftarsözlük.com web sitesi var biliyorsunuz. Bir de YouTube kanalı var. Yine daha fazla kısmında aşağıda videonun altında daha fazla kısmında linkini göreceksiniz. Oraya üye olun, abone olun, bildirimlerinizi açın. Derman'ın da yine maç sonu maç önü yorumlarıyla yine birlikte olacak. Hem Radyo Gold'e hem de kendi YouTube kanalında ben de moderatör olarak eşlik edeceğim. Taraftarsözlük.com'a girip de Orada da yazılarınızı, yorumlarınızı yazabilirsiniz web sitesinden. YouTube kanalından da dermanı takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Dediğim gibi altta daha fazla kısmında linkten abone olabilirsiniz. Maçlarla ilgili çok fazla konuşmayacağım çünkü hep sürprize gideceğiz, yüksek oranlar vereceğiz. Hatırlatmalarımızı yaptık. Başka bir şey yok. Kanal abone olursanız, videolarımıza da like, beğeni atarsanız inşallah enerji, sinerji olur, kuponlarımız gelir inşallah diyelim sevgili dostlar. Evet, gel kulüp 1.3 maçıyla başlıyoruz. 14.30 mücadelesi. Her zaman söylüyoruz yıllardır gündüz maçları 13-30 İtalya 14.30 işte Belçika olsun, Fransa olsun erken saatlerde, Türkiye olsun 13-30 Bu maçlarda genelde sıkıntı yaşandığını görüştü. Işte üst beklersin, favoridir, alt gelir, 1-0 olur, ev sahibi favoridir, deplasman 2-0 yener gibi sürprizler çıkabiliyor. Şimdi Gent de kulüp bir ucuda yorgun ikisi de Avrupa'dan döndü. E, ee, Ligde de şu anda 4 maç sonunda aynı puanda 2. ve 3. sıradalar. Biraz rolanti bir oyun olabilir. ikinci yarıda oyundan düşmeler olabilir. O yüzden her ne kadar şu anda sevgili dostlar var ve üst oranı bol gollü bir maç beklense de, beklense de ben buradan yüksek oran alabilmek için ana kuponları olmasa da ideal iki ideal üç biraz daha düşük misli bakabileceğimiz e, kuponlarımıza 1.90 orandan 2-3 gol önereceğim. Buradaki senaryo da o, çünkü, o şekilde çünkü Gent bastırken Genb, kulüp bürücü atabilir. Gent açılınca kulüp bürücü 2'yi bulabilir. 2 sıvıra da 2-1 bitebilir ya da tam tersi olabilir. Bu tür senaryolarım hafta içinde geldi biliyorsunuz. Kopenhag, rakow 1-0, 1-0'dan 1-1 ya da 2-0, 1-1 bitti. Bir de Ayek Antwerp maçında Ayek bastırırken Antwerp atar, 1-0 öne geçer. Ayek bastırırken Antwerp bir daha atar, 2-0 olur. 2-0 ya da 2-1 biter diye ikisinden de çok güzel 2-3 gol aldık ya. Burada da aynı senaryo olabilir diye ve yüksek oran alabilmek üzere. Buna var oynayıp 1.37'den iki takımın golünü bekleyeceğime 2-0'ı da cebimize alalım diye. 2-3 gol 1.90'dan öneriyorum. Dediğim gibi risklidir. Gördüğünüz gibi çünkü beklentisi var. Üst maçın Sistemli ee, sistemde ya da tekli olarak da maç sonu 0'ı alabiliriz sevgili dostlar. 3.25 orandan bu daha da risklidir tabi. Bunu da ekstra söyledim. Sistem kuponumu ilerleyen dakikalarda e, paylaşacağım sevgili dostlar. O yüzden ileri almadan gidin aralarda söyleyeceğim bu sistem kuponumuzda diye. Zervet Young Boys ikinci maçımız sevgili dostlar. Zerveti anlattık zamanında da kazandık golünden. Geçen hafta girmemiştik Iverdon maçında. Aslında canlıdan girdik WhatsApp'ta verdim ben bunu da. Zervetin bir golünü alalım diye son dakikaya kadar ızdırap çektirdi bize. <laughs> son dakikalarda geldi. 4-1 yenildi Iverdon gibi bir takıma. Tabii ki e, ne oynadığını bilen rotasyonu geniş. E, uzun top e, şeylerle geçiş oyunlarında da etkili. Duran toplarda da etkili bir zervet görüyoruz ama bir yorgunluk da görüyoruz. Avrupa'dan da e, kaynaklı biraz. Yank boyusu zaten anlatmaya gerek yok. Makabe Ayfa karşısında biraz şanslılardı. Çünkü Makabe Ayfa geldi geldi atamadı. Bir gol kaçırdı. İki tane direkten dönen topu var. Yank boyusun şans golleri var. Tabi Avrupa'da yoluna devam ediyor. Zervet de kendi sahasında Yank Boys'a her zaman zorluk çıkarmıştır. Yank boyusun e, için e, tehlikeli bir deplasmandır burası. O yüzden karşılıklı gol var alınabilir bir kere. Öncelikle 1.40 orandan idealden karşılıklı gol var. Zervet de atar, Yank boşsa atar. Ama bu maçın 1-1 ya da 2-2'de ben 1-1'e daha yakınım. O yüzden üste gitmeyeceğim. Genelde böyle maçlarda üste gideceğini düşünüyorsan var ve üst alalım ki oranı yükseltelim derim biliyorsunuz. Ya gidebilir de ben 1-1'de bir kalacağını düşünüyorum. Maç sonu sıfırı da yine 3.25 orandan o sistem kuponumuzu ya da tekli olarak değerlendirebiliriz. Maçın ideali karşılıklı gol var. 1.40'dan alınabilir efendim. Evet bir sonraki maçımız Lille Montpellier mücadelesi. Sizlere çok fazla değinmesem de uygulamamızda ya da WhatsApp'ta kullanıyorum. Zaman zaman sizlere de veriyorum. Montpellier özellikle deplasmanlarda bu tür takımlara karşı geçiş oyunu çok hızlı oynayabilen, iyi oynayabilen forvetlere sahip bir takım ve bunu Lyon karşısında bizlere göstermişti. Hatırlarsınız sizlere de söylemiştim. Varını da aldık hatta varla üste gidelim daha yüksek oranlarız alırız diye Lyon'u 4-1 yenmişlerdi. Lille yorgun. E, Rieka karşısında özellikle 120 dakika oynadılar biliyorsunuz. 2-1 önü başında 1-0 Riyaka önünde kapattı. Daha sonra Lille uzatmalarda canatın David'in attığı golle e, kaptı e, şeyi turu ama yorgun dönecek oradan kendi sahasında Montpellier'de etkili olacak tabii ki Lille'in önde olduğu daha çok topa hakim olduğu e, dakikaları daha fazla göreceğiz ama Montpellier'de burada gol atacaktır diye düşünüyorum o yüzden yine tipik bir karşılıklı gol var maçıdır al işte gündüzden 16'da bu maç 15-15'te Young Boys ikisini karşılıklı gol var aldığında 2-5-2-10 gibi bir oran alırsın bunu da karşılıklı gol varı alabiliriz sevgili dostlar. 1.45'te bunun oranı var idealde. Bunun sistemde ne yapabiliriz? Burada bir beraberlik maçı. Bu üç maçın en az ikisi berabere biterse sistem kuponumuzu bir yerlere çeker. Çünkü 4-5-6 oynayacağız. En az dördünü tutarsa bile kaç oran alıyor? Şimdi göstereceğim bir dakika. Bunun da sıfırını maç sonu 0 3 60 gibi güzel oranlar sistemde ya da tekli değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Diyelim Liverpool-Aston Villa mücadelesi. Her zaman anlattığımız gibi Aston Villa, Unai Emery'nin takımı olarak baktığımızda güzel geçiş oyunu oynayan bir takım. Bu zamana kadar neler yaptığını biliyoruz. Yine rahat bir galibiyet aldılar. Rotasyonlu kadrosuyla Hibernian karşısında ee, bizi üzmemişlerdi. Everton karşısında olsun, Burnley karşısında olsun. Liverpool'da da tabii ki e, geçen hafta güzel, harika bir geri dönüş vardı ama Van Dijk kart cezalısı biliyorsunuz oynayamayacak. Aston Villa'da ufak tefek sakatlar var ama burada bol bol üstüne gelecek Liverpool'a karşı geçiş oyunu ile kontralarla mutlaka tehlike yaratıp onlar da gollere eşlik edecektir diye düşünüyorum. bir gol var alınır mı? Alır. Üst alınır mı? Alınır. Ama oran yetersiz. Türkiye'de özellikle. O yüzden biz birleştirip alalım dedim. Ben 2.5 üst ve bir gol var. 1.43 orandan, 1.43 orandan ideal kuponlara girebileceği gibi İlk yarıdan hızlı bir başlangıç bekliyorum ben. Yine şok bir gol Aston Villa'dan gelebilir. 1-1 olabilir daha sonra. Ya da Liverpool'a geçen Aston Villa yine açılınca 2-0 ya da 1-1 gibi bir sonuç çıkabilir. İlk yarıda hızlı başlangıç. İlk yarı 1.5 üst. Tabii artık daha riskli tercihlere geçtik. 1.90 oranlar ilk yarı 1.5 üstten inebilir. Maçın 2-2 ya da 3-2 aralığında kalacağını düşündüğüm için yine 4-5 gole sınırladığım bir maç. 3.5 üste gitmiyorum oran alabilmek için. Çünkü 3.5 üste oynarsan tamam. Önü açık oluyor. 5 golden sonra da kazanıyorsun ama 1.80 alıyorsun. Ben 5 gole sınırlıyorum. Daha yüksek oran alabileyim diye. 4-5 golün oranı da sevgili dostlar 2.65 bu maçla ilgili sistemde ya da tekli değerlendirilebilir. Hatta burada Liverpool her ne kadar favori olsa da Aston Villa'nın buradan 2-2'lik bir beraberlikle ayrılabileceğini düşündüğüm için maç sonu sıfırı da yine sistemde ya da tekli olarak 3.90 oranıyla değerlendirebiliriz sevgili dostlar. Hatta 4 olmuş. Ben 3.90'dan almıştım. 4 orandan deneme. Bunlar deneme riskli tercihler. Çünkü riske ettiğim para öyle 300 lira, 500 lira, 1000 lira değil. 22 lira. O yüzden denenebilir sistemde şimdi bu 8 maçın hangi altından maç sistem kuponu yapmışım göstereceğim. Bir sonraki maçımıza gelecek olursak bunu da şey diye aldım ya bunu sadece söyleyip geçeceğim. Öksan Molde mücadelesi var. Molde Galatasaray karşısında daha önce izlemediyseniz izlediniz nasıl dinç dinamik bir takım olduğunu, hücumda nasıl etkili olduğunu değil mi? Çok koşan bir takım olduğunu, Galatasaray'ı nasıl zorladığını gördünüz. Bir ligde de böyle bu bütün takımlara karşı böyle pozisyonlara giriyor. Atamadığı zaman yeteneksizlik, beceriksizlik, şanssızlık gibi e, faktörlerden atamıyor. 5 maçta kazanamayan bir Özgüven var. Tabii yorgun bir Molde var. Molde'nin normalde kazanacağı bir maç ama bu deplasmanlarda zaman zaman zorlanabiliyorlar. Özgüven de yine kapalı oynayacaktır. Yenerim diye öne çıkarsa Molde daha fazla atabilir. Tabii e, Molde'nin bizim maçımızda Galatasaray maçında sakatlanan oyuncuları vardı. Onlar geri dönebilecek mi bilmiyorum. Şu an sakat listesi görünmüyor ama burada zor da olsa yine zor bir tercih sevgili dostlar. 1.45'den molde galibiyeti alacağımıza 1 0 2 burada kalabilir. Ya da ilk golü Ögzen atarsa zar zor molde 2-1'e çevirebilir diye. 4.5 altında 1 alabiliriz. 1.90 oranıyla dediğim gibi 1 0 2 0 da en fazla 2-1'lik bir galibiyetini bekliyorum. Ama zor tercihtir. Yani üst gireceğimizde 1.38'den 1.90'ı deneyelim. 4.5 altında 2 ile diyorum. Tabi moraller bozuk elendiler falan ama... Bir şekilde ligde devam etmek isteyecekler yollarına ve Ögzen de iyi bir rakip bunun için dişlerine göre bir rakip. Dediğim gibi sürpriz bir gol yeseler de çevirene kadar çok fazla gol olmayabilir. Öğüzen kapanır diye 4.5 altında 2'yi 1.90'dan öneriyorum. Siz daha da sürpriz çıkar molde kazanamaz diyorsanız hiç bulaşmayın bu maça. Ben oran alabilmek için yapıyorum. Hatta 2 ve 3.5 alt dersek oran 2.50'ye kadar çıkıyor. Dedim ya 2-0 3-0. Bilemedim bir gol yedi 2-1. O yüzden 3.5 altta da daha riskli kuponlarda 2.50'den maç sonu 2 ve 3.5 alt denenebilir sevgili dostlar. Çok fazla anlatmaya gerek yok Molde'yi. Burada hiçbir şey söylemeyeceğim. Arsenal Manchester United ne varına ne üstüne. Çok güzel oran yok. Bu maç 1-0'da bitebilir. 2-1-3-2'lere de gidebilir. Uçadabilir ama zor bir maç. Tabii Emirates'te Arsenal kadro kalitesiyle Manchester'a baktığımızda, Arsenal'a baktığımızda tabii ki Arsenal Fulham'la oynadığı gibi oynamayacak ya da Manchester Nottingham Forest'la oynadığı gibi oynamayacak. Burada daha çok Arsenal kendi evinde topa hakim olan daha çok set oyununda rakip sahaya oturan takım olacak ama Manchester United'da yine hızlı etkili hücumcular ile tehlikeler yaratacaktır. Maçın 1-0'ı da var, 3-3'ü de var. O yüzden gollere gitmiyorum. Sadece sistem kuponunu alınacak tek tercih var. Arsenal'in tek farklı galip geleceğini düşündüğüm için ki inşallah öyle olur. Zor da olsa 1-0 ya da 2-1 alacağını düşünüyorum. 3-65 oranıyla handikap 0. Bunu sistemde değerlendireceğiz. Hemen geliyorum sevgili dostlar. Union Berlin Leipzig mücadelesi ben de bugün riskli, tehlikeli ve sürpriz çıkabilecek maçları ayıklamaya çalıştım farkındaysanız. Diğerlerinin beklentisi zaten belli. Hani biliyorsunuz oranlardan da belli oluyor bütün söylediğim maçların. Union Berlin Leipzig, Union Berlin harika başladı yine her sene harika başladığı gibi bu seneye de ee, hem Avrupa'da hem şey Avrupa'da diyorum kendi liginde Avrupa'da da yine şeydi gerçi. Ee, şöyle bir bakalım en son yaptığı maçlara. Pardon. Şu anda kupada diyecektim. Özür dilerim. Ee, Almanya kupasında değil mi? Farklı yenmişti. Hazırlık maçlarını da iyi görmüştük. Atalanta'yı ve Mainz ve Darmstadt karşısında dörder golle başladı Union Berlin ve sevgili dostlar Leipzig gibi iyi bir takım var karşısında ama ya şeye bakıyorum da onu şey yapmayı unuttum. Bir saniye. Evet. Leipzig'i de işte Leverkusen karşısında zaten Leverkusen'in şansı olduğunu söylemiştik. Bayern Münih'i kupada yendiler. Leipzig her ne kadar güç kaybetmiş gibi görünse de takım olarak takım ruhunu sahaya yansıtan ve kompakt bir futbol sergiliyor sevgili dostlar. Tabii ki zorlanacağı bir deplasman buralarda hemen hemen her sene zorlanmıştır. Hatta son 3 sezondur buradan galibiyet bile alamıyoruz sevgili dostlar. O yüzden burada her iki takımın birbirine atacağı gol sanki maçın bir yerde bir birbiri var gibi. O yüzden ideal kuponlara, ideallerine önerebileceğim karşılıklı gol var. 1.55'ten denenebilir ama bu bile zordur yani. Maç 2-0'ı da var çünkü. Ha 2-3 gol denenebilir mi? O da denenebilir. Bak çünkü 4-5 gollere gideceğini düşünmüyorum. Bak şimdi aklıma geldi. 1-1 ya da 2-0'ı da var. 2-1'i de var. 2-3 golü de şöyle 1.82'den belki başka bir kuponunuzda e, değerlendirebilirsiniz. Yazalım. 2-3 gol. Karşılık bir gol var. Dediğim gibi idealde denenebilir. 2-3 gol riskli kuponlarla denenebilir. Sisteme bunu ne atacağız? Burada da bir e, her ne kadar Leipzig favori olsa da zaten çok açılmış oranı. Union Berlin yenilmeyebilir. Yine de yenemeye de bilir. O yüzden yine bir beraberlik sistemde deneyeceğiz sevgili dostlar. 3-0-5 orandan ben öyle düşünüyorum en azından. Kaç dakika oldu yönetmen? Tamam. Beşiktaş Sivas. Son maçımıza geldik zaten. Hemen sistem kuponumuzu vereceğim. Akşam maçlarına karışmadım. 19.30'dan sonraki maçları onları canlıdan WhatsApp grubumuzda takip etmeyi düşünüyorum ama akşam Ankara Gücü Fenerbahçe maçının gollü olacağını düşünüyorum. Hatay Adana maçının da yine gollü olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi canlıdan alınabilir bu maçlar sevgili dostlar. Onlara girmedim. Beşiktaş maçıyla bitiriyorum çünkü ayıkladım. Dedim ya yüksek oran maçları ayıkladım. Onlara da girmek istemedim daha fazla uzatmak için. Tabii ki Sivas zorluk çıkaracaktır Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta yine e, bizi zafere ulaştırdı. Dynamo Kiev karşısında gruplara kaldı. E, Sivas'ta da e, gelişmeler olduğunu görebiliyoruz. Servet Çetin'le beraber biraz daha iyi oynayabiliyor. İleride, ileride özellikle üstüne gelen takımlara karşı can yakacaklar belli ki. Ahmet Musa şüpheli görünüyor ama oynayabilir. Onun dışında e, önemli bir şey e, görünmüyor gibi. Yine e, Barov'dan e, Mana'ya kadar yine NG'ye kadar Giacon Rodriguez özellikle bu maçta gol de bulabilir e, Beşiktaş'a karşı. Beşiktaş zorlanarak kazanır. Kazanırsa diyorum ve maçın 2 0 -2 aralığında kalacağını düşündüğüm için yine varlara üstlere gitmeyeceğim. 2-3 gol denemesi. Çünkü Beşiktaş'ta işte e, skoru almaya çalıştık. ilk yarıdan böyle bir gol atabilir ya da çok bir gol yiyebilir. Çevirene kadar zaman geçebilir. Sonlara doğru hani Sivas ilk yarıda attı. Beşiktaş daha sonra ikinci yarının ortalarında bir gol atıp 1, 1 sonlara doğru 2-1'i bulabilir. Ya da Beşiktaş ilk golü atınca Sivas daha sonra biraz açılıp ki açılırsa tehlike yaratacaktır. Yorgun Beşiktaş'a karşı özellikle 60'tan sonra 65'ten sonra Sivas bir-biri bulabilir ve 80-90 arası da %5 ders zor da olsa sonlara doğru 2-1'i yakalayabilir. O yüzden bu senaryoya göre yine yüksek oran alabiliriz 1.90 orandan. 2-3 golü önereceğim burada da sevgili dostlar. Sisteme ne atacağız? Bu skora göre handikap 0. Yani 2-1'lik net bir galibiyet bekliyorum. Handikap 0'ın oranı 3-40 sistemde şimdi değerlendireceğiz. Ve 2-1 skorun oranı da 7-30. Buna da bir 20-30-40 lira kafanızda yatıyorsa aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Yok Beşiktaş 3-0, 4-0 yener diyorsan tabii ki kendi fikrini oyna. Bu benim fikrim. Sevgili dostlar sistem kuponumuza geçelim hemen 4-5-6 yapıp nasıl 22 liraya 4518 lira kazanma şansımızı nasıl yapacağız? Bu 8 maçtan şunları seçtim ben. Hemen yazın. Servet Young Boys'a maç sonu 0 demiştik. Hemen alalım bunu. Onun dışında Liverpool Aston Villa'ya 4-5 golünü aldım. Yine 4-5 golünü aldım. 2-65 orandan. Sistemin ikinci maçı bu. Lille Montpellier'e maç sonu 0 aldım yine. Sevgili dostlar Dördüncü maç Arsenal Manchester United yüksek oran handikap 0. Ben sistemi böyle yapıyorum. Yani 2-3 gollerden de sistem yaratılabilir ama böyle yapmamın anlamını şimdi anlayacaksınız söyleyeceğim. Arsenal Manchester 3-65 miydi kaçtı? E, ee, handikap 0. Union Berlin Leipzig yine maç sonu 0. Son olarak Beşiktaş Sivas Spor handikap 0. Benim sistem kupon taktiğim bu sevgili dostlar. Yoksa 1.80'lerde 1.90'larda 1.70'lerde de sistem yapılır ama kurtarmaz. Şimdi burada 4 tane bile hani sistem 4-5-6 diyoruz ya. Dört tane bile maç gelse en kötü ihtimal alacağımız parayı söyleyeyim ben size 92 lira falan 90 lira yani 22 4 4 buçuk kat filan yani 22 yatırdıysan 4 kat kazanmış oldun ya da 44 işte 88 100 lira yatırırsan atıyorum 400 lira gibi mesela hani 4 maçın gelmesi gerekiyor ya 4 maç gelirse 92 lira para veriyor ki böyle yüksek oranlar alırsan öbür türlü 1.70-1.80 1.90'larda yaparsan 4 maç gelse bile o yatırdığın 22'yi 30 lira olarak alabilirsin en fazla 40 lira gibi. O yüzden çok kazandırmaz. O yüzden böyle yüksek oranlı fantaziler yapıyorum uygulamamızda ve WhatsApp grubumuzda da zaman zaman böyle paylaşımlar yapıyorum. Bir de bunlara ben tekten girmeyi öneriyorum. Hepsine 150 lira atıyorum girdiğin zaman. iki maç tuttuğu zaman 3 ve üstü oran olduğu için 200 liranı 2 maçta yani yatırdığın 600'ü iki maçtan 600 aldın ya 3-3 iki tane oran tuttu 600. E zaten hepsini 600 yatırmıştın. Fitliyorsun. 2 maçta fitliyorsun paranı çıkarıyorsun. 3. maçtan itibaren 300-300-300 kâra girmeye başlıyorsun. Altabildim değil mi? Hepsine yüzerlere de girilebilir ama en az ikisi gelecek ki paranı önce amorti edeceksin. 3 tutarsa 300 kârdasın dördüncü de tutarsa bir 300 daha kârdasın gibi tekli de deneyebilirsiniz. Ve bunlardan sistem 4-5-6-22 lira yaptığınız zaman da 5 maç tutarsa bu sefer o zaman işte daha güzel e, paralar alabiliyorsunuz. 300, 400, 500 civarı paralar da alabiliyorsunuz tutan oranlara göre. Tekrar edelim sevgili dostlar. Notlarını alamayan varsa Zervet Yankoyuz maç sonu 0. Liverpool Aston Villa 4-5 gol. Lille Montpellier maç sonu 0. Arsenal Manchester United maç sonu handikap 0. Unlin Berlin Leipzig maç sonu 0. Beşiktaş Sivas maç sonu handikap 0. Sistem 4-5-6. 4518 lira. Anlatabildiğimi düşünüyorum. Kupon şansıma ortak olmak isterseniz Deneyebilirsiniz. 1, 22 lira şu an çok fazla bir para değil biliyorsunuz. Videomuza like beğeni yaparsanız inşallah sistem kuponumuzdan en az 5 maç hatta 6 maç gelir diyelim. İdeal tercihlerimizin de tamamı gelir inşallah diyelim. Milli ara öncesi e, güzel kazançlı gireriz inşallah. Uygulamamızı indirip satın almayı unutmayınız. Milli aradan sonra zam gelecek çünkü mecburen WhatsApp grubumuz içinde mail adresimize yazıp şartları öğrenebilirsiniz. Videonun altındaki daha fazla kısmına tıklayıp önemli linkleri özellikle e, taraftarsözlük.com'da kom sitemizi takip edip yazmanızı, yorumlarınızı unutmayınız. Ve Taraftar Sözlük YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Yakında Derman'la orada programlarımız başlayacak sevgili dostlar. Sevgiler, saygılar. He? Sevgiler, saygılar. Kupon şansımız bol olsun efendim. Sağlıcakla kal. Bu arada benim doğum günüm pazartesi günü. Onun hatırına da inşallah kuponumuz gelir. Hoşçakalın. Taraftar Sözlük.com'un sunduğu iddia tahmin programımız sona erdi.